İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde Derin Futbol'da sizin ekranınızda, sizin programınızda sizlerle beraberiz. Ben Ertem Şener. Türkiye'nin... Kim geldi? Kim, ne bileyim, yayına girerken Apo abi kim geldi? Baktım kimse gelmemiş. Oraya bakıyor. Yapma hocam şunu, ne olur yapma ya. Yapma. Hadi aç programı, aç. Adnan aç. Valla programı açtık. E tamam da kim geldi diyorsun, ben de oraya bakınca gülüyorsun. Adnan abi geldi. Hangi Adnan? Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Ya hocam bu delirmiş ya. Vallahi dedim böyle program açılır mı ya? Bu da üşüttü gitti. Kafayı yedi ya. Vallahi kafayı sıyırdı. Oğlum açtı. Bana Telegol'de o Serhat kaç kere yaptı? Az daha bir kere küfür ediyordum ana abi. Ebettin ya. Yani. Vallahi. Devam ediyorsun. Ebettin. Devam ettin abi. Hakikaten yayındaymışız abi. Şu anda yayında değiliz biliyorsun Gökmen abi. Biliyorum oğlum. Şu anda seni işletiyorlar abi. Dikkat et. Yok oğlum yemezler. Sen yine küfür etme. Artık. Yok. Hayvan terli artık. Yayındayız yemin bak, ederim. İnan bana Türk televizyon tarihinde. Vallahi yayındayız. Tamam. Vallahi bak. Yayındayız. Çok önemli bir resim paylaştım şu an Instagram'da. Son yıllarda yayında hiç. Diyor. Vallahi yayındayız. Son yıllarda hiç koymadığım bir resim koydum şu an Instagram'ıma. Tek aynı resmimi şey. Koydum yine. Tek resmini. Hiç koymuyorum ya. Yaklaşık 10 aydır koymuyordun Sinan abi. Hiç koymuyorum ya Erto. Yani Türk televizyon tarihinde böyle program açılışı yeni görüyorum. Böyle program açılır mı ya? O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ertem. Sinan abi. Ertem şu... Kapalı gibi bir müsaade isteyelim. Hocam, şunu bir kamera kayıttaymış. Volkan Başaran benim yeğenim. Gel bana şöyle Serko. Volkan Başaran. Volkan Başaran. Sem çocukları Fenerli. Bizim karşıdan evet. Fenerli ise evet. Tamam. Volkan adamdır ya. Volkan selam. Başaran candır. Oyuncu benim yeğenimdir. Büyük çok başarılı kardeş. 16 Şubat'ta kardeşim benim. Volkan Başaran hayali olan senelerdir kendi kendine dillere pelesenk olan Sem çocukları projesi. İnternet dizisi olarak 16 Şubat'ta. Sen de oynuyor musun bu program dizide? Gerekirse oynarım hocam. O eğer şey yaparlarsa Sem çocuklarıyla. YouTube'da Suare film yazmanız yeterli. YouTube kanalında yayınlanacak. Suare. Evet. Suare film yazmanız yeterli. Abicim dedi bana. Ben de bütün arkadaşlar YouTube'dan indirebilirsiniz. Sem çocuklarına buradan hepsine bunlar kim? Selam ediyorum. Onlar bizim mahallen çocukları. Bunlar Sem çocuklarına buradan selamlar. Volkan Başaran'a Suare film yazıyorsunuz. Suare YouTube'da film, Suare film yazıyorsunuz. Aynı şekilde Suare film yazmanız yeterli. Bütün Sem çocuklarını öpüyorum yanaklarından. Volkan Başaran. Şey mi bu? Seni de öpüyorum koçum benim. Çağlayan'dan mı çocuklar? Senin şimdi otobüs. Şimdi gidiyoruz. Reklama gidiyoruz. Reklama Sem gidiyoruz. Çocukları. De hangi Sem? Abi dur bir şey anlatıyorum. Onlar değil. Bunlar bizim çocuklar başka. He, bunlar bizim. Bu şimdi başka. Benim anlattığım. Onlar Sem çocukları. Senin ağırlıklı Fenerli olan Sem çocukları. Aa, bunlar Sem çocuklarıysa biz de çocuklarıyız Sinan. Birazdan söyleyeceğiz hocam senin de çocuğu olduğunu. Reklama gidelim. Sem çocuklarına buradan selamlar Volkan Başaran'a. Suare film. Suare YouTube kanalına Suare film yazıyorsunuz. YouTube'a Suare film yazıyorsunuz. Sevgili seyirciler. Sem çocuklarına selamlar. Oraya. Evet Mahmut Uslu. Hocam Mahmut Uslu'nun yeğeni orada bak. Gökmen abi bunlar şey? Bizde kafa yapıyor. Mahmut Uslu adam yolladı. Reklama gidelim Gökmen mi? Gökmen abi ne reklam? İyi akşamlar sevgili seyirciler. Hoş geldiniz tekrar. Bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Evet bir pazartesi akşamı yine Derin Futbol klasiğinde sizlerle beraberiz. Gökmen Özdenak, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar ve Sinan Engin'le karşınızdayız yine. Bu akşam konuşulacak çok konu var. Gündemde çok önemli konular var. Yetiştirme taraftar sözleri sonrasında Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama yapıldı. Sayın Mahmut Uslu imzalı ve bu açıklamanın ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ve ben... Ve sevgili Devrim Zengi, yıllardır Fenerbahçe'yi takip eden, Fenerbahçe camiasının içinden birisi olan Devrim Zengi'nin bugün Mahmut Uslu'yla sabah saatlerinde yaptığı bir konuşma. Sonrasında benim öğleden sonra, saatini de söyleyeceğim sizlere, öğleden sonra Sayın Mahmut Uslu'yla bir telefon görüşmem oldu sevgili seyirciler. Yaklaşık 13 dakika süren bu telefon görüşmesinin saatini de vereyim sizlere. Saatler 17.01'i gösterdiğinde Sayın Mahmut Uslu'yla bir telefon görüşmesi yaptım. Ve kendisi çok çok önemli açıklamalarda bulundu. Gerek Sayın Ali Koç... hakemler, Ahmet Nur Çebi, Emre Belezoğlu, yenilen goller, Mustafa Cengiz, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve sosyal medya algısıyla ilgili olarak bazı önemli açıklamalarda bulundu. Sizlere de önemli mesajları var. Dilerse Sayın Mahmut Uslu'ya buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Hocam ayağını sallama ne olur ya. Dilerse Sayın Mahmut Uslu bir kez daha tekrar söyleyelim yayınımıza bağlanabilir. Bağlanabilir diyoruz. Ve bu arada dün akşam Arda Turan'la ilgili bazı görüntüler vermiştik. Galatasaray'da Hacı'nın doğum günü. Hacı'nın doğum gününü tabii ki unutmayacağız. Efsane ismi unutmayacağız. Görüntüler önemli. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları önemli. Sayın Fikret Orman'ın açıklamaları var ve
6 maçta, önümüzdeki 6 maçta şampiyon adayları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir takımlarının, bu 4 takımın, lider Başakşehir olmak üzere, bu 4 takımın kaçar puan toplayacağı yönünde sizlere bazı yorumları olacak yorumcularımızın. Ve aynı zamanda geçen hafta başlattığımız bir anket vardı, o sonuçlandı. O anketin sonuçlarını bugün sizlere aktaracağız demiştik. Fenerbahçe'de adayınız kim? Kim başkan olsun, ama Sayın Mahmut Uslu'nun özellikle Mart ayı ile ilgili olarak Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili bir sözü var ki gerçekten de manşetlere taşınacak bir söz. Buradan meslektaşlarımıza, gazeteci arkadaşlarımıza, gazeteci büyüklerimize seslenmek istiyorum. Mutlaka gazetenizin yarısını muhakkak ayırın, çünkü Mahmut Uslu'nun açıklamaları, Sayın Uslu'nun açıklamaları son derece önemli. Derin Futbol Geceleri etiketiyle bizlere yazabilirsiniz. Tweetlerinizi, fotoğraflarınızı bekliyoruz ve bir klasik voleydeki paylaşımlarınızı, benim bir anketim var, onu anketlerimizi görebilirsiniz. Tribün sayfasından enteresan da bizlere onu yorumlarınızı yazabilirsiniz. Dünyada şu anda çığ gibi büyüyen bir voley sosyal medya hesabı var, biliyorsunuz. Sosyal medyada voley çok konuşuluyor. Son bir anketim var. Son artık anketini Sinan abinin voleydeki. Yani mesela Beşiktaş şampiyon olması mesela. Sen kimi, Apo mesela Fenerbahçe şampiyon olmasa kimin olması istersin? Hocam mesela kimin şampiyon olması istersin? Hocam bir takım olmadığı evet için. Gökmen abinin mesela Galatasaray olmasa kimin olmasını istersin gibi bir anket yap dedik akşamüstü. Bunu Türk halkına, enteresan bir anket. Güzel bir anket. Evet, onu verebilirse güzel arkadaşlar. Evet. Son dakika yani buna. O şey, Mahmut Uslu Derin Futbol buraya mı geliyor? Birazdan açıklamalarını ekranlarınıza bağlanacak mı yayını? Ekranlara taşıyacağız. Onurcuğum, o anketi verebilir misin? Enteresan bir anket. 30 saniye rica ediyorum sizlerden bu konuda. Bayağı da şeydi. Evet. Sinan abi. Ne hocam? Sayın Mahmut Uslu'nun açıklamaları ve dün geceki görüntülerden sonra Sayın Mahmut Uslu'nun bazı açıklamaları var. İsterseniz öncelikli olarak dün akşamı bir dönelim. Dün akşam neler söyledi? Birleştirdik çünkü bütün görüntüleri. Bir izleyelim Sayın Mahmut Uslu neler söyledi. Ona gelmeden söylemiş. Benim anketi hazırlasınlar da sonra ona geçelim. Bir onu, ben o anketi anlatalım. Ne anketi yaptın Sinan'ım? Hocam şey yaptım. Mesela ben Beşiktaş şampiyon olmazsa Başakşehir'in olmasını isterim. Mesela. Bana peki göre. Peki. Bana göre. Ertuğrul sen? Onda cevabı aynı. Beyefendinin Başakşehir. Fenerbahçe, Başakşehir, Fenerbahçe, beyefendinin Galatasaray, Başakşehir. Belli olmaz. Belki de Gökmen abi Fener der. Hangi gizli Fenerli hesabı? Yani. Senin, yok, Galatasaray olmuyor. Sen kimin olmasını istersin? Ben bir şey söyleyeyim. Galatasaray, dürüstçe bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe olmasın abi, Galatasaray olmayacaksa. Herkes zaten voleyde Başakşehir'e yüklenmiş. Hocam özür dilerim. Kendi takımınız şampiyon olmazsa, Başakşehir uzak ara çıkar. Kimin şampiyon olmasını istersiniz? 3210 oy şimdilik. Galatasaray %25.2. Fenerbahçe %7.9. Beşiktaş %13.3. Başakşehir %53.6. Başakşehir evet istiyor. Başakşehir tabii bir sempatisi var Başakşehir. Bu anketten bir sonuç daha çıkıyor yalnız. Galatasaray mı? Hayır. En az tabii Fenerbahçe tabii tek. Bir ülkede en çok hangi takımdan nefret ediliyorsa en büyük o ülkenin en büyük takımı odur. Diego Armando Maradona. O çıkıyor buradan da bu anketten. Sen niye yine sinirlendin? Ben anlamadım. Böyle Fener'le ilgili bir şey olduğu zaman kendinden geçiyorsun. O, biliyor musun? Bu anket, yani ben bu anket onun mi ispatı değil midir? İstediğiniz bir dakika sorun. Ben bir anket ekran bir başındakine dur sorun. Bir dakika dur. Ekran başında dur buradakilere sorun. Dur dur bu dur. Bu anket neyi ispat ediyor? Bir dakika dur. O değil Apo. Bir anket yaptıracağım ben buradan. Abdülkerim Durmaz mı daha iyi Fenerbahçelidir, Mahmut Uslu mu? Of. Ya, hakaret kabul ediyorum. Of. Hayır. Güzel. Hakaret yap kabul. Anketi hemen hazırlayın. Hakaret kabul. Sakın, bu anket sakın, herhalde 50 bin falan olur. Sakın. Bu anket. Necati miydi? Neydi çünkü adamın? Bu Abdülkerim hocam, Durmaz. Senin oğlum Necati. Yapma. Ama Necati burası demokrasi. Hocam, Sinan abinin dinle yap. Hocam bu Abdülkerim Durmaz Fener'le ilgili bir şey olunca başka bir adam oluyor. İçinden başka bir insan çıkıyor. Yorum yaptım. Ahmet hocam bu yorumum saçma. Başka bir adam oluyor. Bir dakika ya. Bir dakika. Anket hazırlayın o zaman. Birazdan bir anket yaparım. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Benim bu yorumuma saçma mı? %100 doğru. Bir ülkede en fazla nefret edilen takım en büyük takım mıdır? En büyük takımıdır. Bir dakika. Kıskançlıktan dolayı değil mi hocam? Evet, bravo. Mesela Beşiktaşlılar mesela Fenerliler de sever, Galatasaraylılar da sever. Bana göre en sevilen ve en büyük takım olarak Beşiktaş'tır abi. Işte. Yok, herkes biliyor, tarafından biliyor. Mesela, herkes tarafından mesela sevilen takım. En nefret edilen takımı nedir? Real Madrid'dir. Çünkü en büyüğüdür. Hayır, Barcelona'dan büyük olabilir mi hocam? Galatasaraylılar bir dakika. Galatasaraylılar, Fenerbahçeleri. Size bir şey soracağım. Öpüşün, öpüşün. Galatasaraylılar, Fenerbahçe'yi kıskanıyor mu hocam? Gel hocam gel. Aynen. Hocam Galatasaray'ın UEFA kupası var, Süper kupası var. Sizi kıskanıyorlar mı şimdi? Ben onu anlamadım. Sen şimdi bu iş başarıyla olmaz. Yok hayır, gerçekten soruyorum. Bak Barcelona 100 yıl 10 yıl üst üste şampiyon. Bir dakika Mehmet'e soracağım. Mehmet, o ülkenin en büyük sen Fenerbahçe'yi kıskanıyor musun? Bak çok büyük Galatasaraylı. Kıskanıyor musun Fenerbahçe'yi? Ya niye bu işleri bırakacak? Kardeş kıskanma değil. Kardeş bak bu iş böyledir.
Demek ki sen Ertem Şener olarak... Taraftar Beşiktaşlı olarak... Diego Beşiktaşlı Armando Maradona'dan daha iyi biliyorsun. Daha tecrübelisin. Niye? Maradona gibi düşünmek zorunda mıyım? Yok değilim. Maradona'nın kötü alışkanlıkları da var. Ben onları da yapmak zorundayım yani. Canım, ben 50 senedir, 50 senedir varmış çocuğun. Nasıl? 50 senedir kötü alışkanlığı varmış. Söylemeyelim hocam. Ne kötü alışkanlığı varmış Maradona'nın. Neyini görmüşsün? Kötü örnek olmayalım. Nasıl ya? Ne yapmış kardeşim? Nasıl ne yapmış? Adam gol atmaktan başka ne yapmış? Hocam kokainman yapma ne olursun? Hocam o tamam da onu diyor ki... Hayır onun gibi düşünmek zorundayız yani. Olur. Erteme bak ya neler. 100 yılın anketi bu. 50 bin oy bekliyorum buraya. Seni öldürürüm. 50 bin oy. Efendim hocam. Sözleri dinle yaptıklarını yapma. Fenerbahçeliler diyor ki Abdülkerim durmaz mı daha iyi Fenerbahçeliler? Mahmut Uslu. Ya. Tabii ki net çıkacak. Mahmut Uslu çıkar hocam. Hayır abi Abdülkerim durmaz. Mahmut Uslu çıkar hocam. Abdülkerim durmaz çıkmasın. Ya Necati. Ben diyeceğim ki. Ben böyle bir anket kabul etmiyorum hocam Necati'ye seslen. Türk halkı hiç anlamamışım. Ya boş ver Sinan beni %70 ama o ankete çıkarsın. Katılabilmeleri için hemen belirtelim. Yok abi. Vole uygulamasını iOS, Android uygulamalarından cep telefonlarınıza ve tabletlerinize indirmeniz lazım. Abdülkerim durmaz mı daha büyük yani, Fenerbahçeli? Mahmut Uslu mu yoksa Ahmet Çakar mı? Fenerbahçeli mi kimseyle tartıştırmam ya. Beni koyarsan ben de çıkarım. Ersinal lütfen. Beni koyma. Ben Fenerbahçeli mi kimseyle yarıştırmam. Fenerbahçeli zaten takım taraftarlığı yarıştırmaz. Aykut Kocaman mı daha büyük Fenerli sen mi? Odur benimdir, bana göre benimdir, ona göre odur. Her gene sokaktaki normal simitçi kardeşimize de sorsan. Şu anda Abdülkerim abi özür dilerim. Büyük bir sürpriz var yalnız. Adam Fenerbahçeli. Şu an büyük bir sürpriz var. Fenerbahçeli evet. Kimse... En büyük Fenerbahçeli odur. Doğudaki sandıklar açılmaya saçma. Başladı. Büyük sürpriz var. Çok evet. Saçma. Abdülkerim durmaz mı daha büyük Mahmut Uslu'ya yüklenirmiş. Galatasaraylar Mahmut Uslu'ya yüklenirlermiş. Ben, %80 Mahmut Uslu çıkarmış. Ben dünya, vay. Bana sorarsan ben dünyanın en büyük Fenerbahçelisiyim. Evet abi. Tamam mı? Mahmut Uslu'ya sorarsan dünyanın en iyi Fenerlisi odur. Diyorum ya sokakta bir simitçi kardeşimize, bir şoför arkadaşımıza, Fenerli bir kardeşimize sorsan ona göre de en büyük Fenerli ben bugün, böyle bir şey ben olur bugün, mu? Ben bugün, mesela, ben bugün, abi, ben bugün Mahmut abiyle, ben bugün peki, Mahmut abiyle konuşuyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Mahmut abiyle şey mi? Ne Mahmut abisi mi? Bir dakika, Fenerbahçeli %5'in içinde misin, %95'in mi? Ne demek o? He? Ne demek o abi? Hangisindensin? %5 mi? %95 mi? Fenerbahçeliyim abi. %5, %90. Var abicim. Mesela sen benzin alıyor musun? Ben bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, Fatih Terim mi daha büyük Galatasaraylı Gökmen Özal? Bırak mı? Bir dakika abicim sen bırak sen. Böyle olur. Bırak. Aynen öyle. Bırak. Yani? Bırak. Fatih Terim. Nasıl? Fatih Terim. Bu benden daha fazla milli olmuştur. O demiyorum abi. Dakika, kariyer demiyorum. Galatasaray'ı tutma açısından. Abi ne Fenerliler var mesela? Sarı kırmızı. Sen bana söyle. Benzin almıyorlar biliyor musun sarı kırmızılarda? %95 mi onu bana söylesen. Ne? Bak Fenerliler mesela. %5 mi? %95'in içinde. Ben %1000 Fenerliyim. %1000. Yok abi yok. İki türlü Fenerli var. %5, %95. Ben %1000 Fenerliyim. %5 hem akıllı hem Fenerbahçeli. Ben %1000. %95 Fenerli ama akıllı değil. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben %95'im o zaman. Ben sizin yıllardır izliyorum. Birçoğunuzda yıllar yılı çalıştım. Hem manyağım içinizde, hem de içinizde has bir takıma gönül vermiş, başka hiçbir takıma gönül vermemiş bir adam var. Abdülkerim Durmaz. Halis Fenerbahçe. Vay, fark atıyorsun Gökmen, Apo ya. Gökmen daha sayılı bir görünse de Gökmen abi aslında ya. Derinlerinde bir abi fark atmışsın ya. Gökmen abinin. Gökmen abinin mi? Var. Gökmen abinin derinliklerinde bir Fenerbahçeli var diyor. Seni öpebilir miyim? Beşiktaş'ta bir görünse de derinlerinde bir Fenerbahçelilik var. Senin derinliklerinde bütün takımlar var. Şey Ertemcim. Ben Gökmen abi. Fenerbahçe mi dedin hocam? Evet, Gökmen abi hocam. Yani. Moderatör olmanın zorunluluğu bu işte. Her takımı tutması benim derinliklerimde bütün takımlar var ama onlar sağ tarafta, sol tarafımda da siyah beyaz var. Her tarafa oynuyorsun. Hayır, hocam. Hayır, her tarafa değil. Sen gel burada otur bak hocam, seninle. Hocam onun için onun ne derinliklerinde? 50 senedir ben rekabetin içindeyim. 13 sene Galatasaray'da top oynadım. Evet. Geri kalanı da işte gazeteci falan böyle devam ediyorum. Yani o seneler içinde, yani Galatasaraylı şampiyon olmazsa Beşiktaş tutar. Beşiktaş da şampiyon olmazsa Galatasaray tutar. Hiçbir zaman Fenerbahçe. Gökmen abi. Fenerbahçe mesela. Ben sen, şöyle Fenerbahçe şampiyon olmazsa kimsin? Başakşehir falan hemen kıvırmayın. Evet. Anladın mı? Geleneksel anladın mı? Uzun seneler futbol oynamış Sinan var. Uzun abi. Seneler yani 100 küsür senelik 3 büyük kulüp. Gerisi hikaye bari. Hemen burada 2 senedir katılmıyorum mesela. Başakşehir yok abi. Hayır, Başakşehir yok. Hayır. Ne? Maradona'nın lafına. Bak İngiltere'de en nefret edilen takım Chelsea ama en büyük Manchester mesela. Türkiye'de de herkes tarafından en çok sevilen takım Beşiktaş'tır. En büyük en efendi takım. Niye gülüyorsun? Beşiktaş'ta tamam, bakın. Fenerle Galatasaray fark. Gökmen abi. Ya nefret edilen büyük diye bir kaydı yoktur Gökmen abi. Gökmen abi. Olur mu? Gökmen abi zaten nefret edilen. Nefret edilen büyüktür diye bir kaydı olabilir mi? Sevilen en büyüktür. Herkes tarafından sevilen en büyük. O da senin görüşün. Maradona. Ne oldu abi? Mahmut Uslan gitin oraya. Yapılıyorsun abi. Ben sana bir şey söyleyeyim bak. 50 senedir rekabetin içindeyim. 13 senede oynadım diyorum ya. Bravo. Fenerbahçe taraftarı nasıl bir şey? Arsızca bir ihtiras var. Ama nasıl? Neden
yönetici kesimi hep taraftarı o yönde eğittiler. Yahut da o yönde onlara destek verdiler.